Samsun'daki Atatürk Vatandır programına katılan vatandaşlara Profesör Doktor Haydar Baş'ın hoş geldin Atatürk eseri ve sempozyumla ilgili görüşlerini sorduk. İşte o röportajlardan öne çıkan bölümler. Türkiye'de yeni bir devrim başladı. Bu devrim hoş geldin Atatürk kitabıyla perçinlendi. Ben Atatürk'ün Ehlibeyt soyundan geldiğini bilmiyordum. Bu kitapla birlikte öğrendim. Buradaki sempozyumda öğrendim. Kitabı da okuduktan sonra bu düşüncelerim daha çok gelişeceğini düşünüyorum. Ben bu konferansın yani bu kadar verimli, bu kadar değerli hocalarla bu kadar güzel anlatılacağını hiç kanaat getirmemiştim ve düşünmemiştim. Çok güzel, çok harika, çok doyurucu ve burada kendi evimde gibi hissettim. O insanların hepsi benim kardeşim oldu şu an. Yani çok duyguluyum, çok harika. Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in Atatürk hakkında kitabı üniversite camiasında da büyük bir devrim oluşturdu. Kaynakları da çok geniş olduğu için bu kitabı derslerimizde, sunumlarımızda da kullanıyoruz. Ülkemizde genel bir Atatürk profili vardı, dinsiz Atatürk diye. Haydar Baş Bey bunu tamamıyla sildi. Gerçek anlamda Atatürk'ün hayatından işte sağlam kaynaklarla onun ne kadar manevi şahsiyetinin önde bir insan olduğunu öğrenmiş olduk. Günümüzde çok kişi Atatürk'ü dinsiz olarak yargıladığı için bu kitap tam yerinde olmuş bir kitaptır. Yani herkesin okuması gereken bir kitap. Atatürk'ün bu kitap çalışması ileriye dönük fitneleri ortadan kaldıracaktır tabii ki. Bu kitap inşallah bizim gelecek nesillere emanet ettiğimiz gençlerimizin eti budu kemiği olur. Onları ahlaklı, dününden haberli bir şekilde yetişmesine vesile olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusunda atılan bu adımlar son derece olumludur. Şükran duyacağımız adımlardır. Atatürk'ü gerçekte İslam dinine nasıl baktığını, olumlu baktığını ve İslam dinine nasıl faydaların olduğunu da bu kitapta insanlar okuduğu zaman gayet net bir şekilde anlayabilecekler. Haydar Baş Bey tam zamanında böyle bir atılımda bulundu. Yani tam zamanında ve yerinde oldu atılımı diye düşünüyorum. Bugüne kadar bize öğretilen, bizim okuduğumuz Atatürk eserlerinde belirtilen Atatürk ile Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın ortaya koymuş olduğu Atatürk daha farklı. Gerçeği yani bilgilerimin daha da güçleneceği bir kitap olacağına inanıyorum. Doğruları anlattığına inandığım için aldım. Şu anda yeni aldım. Daha önce yorumlarını okumuştum. Yorumlardan çok etkilendiğim için kitabı almaya karar verdim. Çok feyiz alacağımı, çok bilgileneceğimi düşünüyorum. O yüzden satın aldım. İnşallah hayırlı olur. Gelecek nesillere olumlu etkisi olacak. Bu eseri alıp okuyan çocuklarımızın ben gerçeği göreceğini, gerçeği anlayacağını, Atatürk'ün yolunda ve Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in yolundan gideceğine inanıyorum. Bugüne kadar gelmiş geçmiş Atatürk'le ilgili yazılmış olan tek kitaptır diye düşünüyorum. Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum. Herkesin bunu okumasını temenni ediyorum. Vallahi bu programın her yerde olması lazım. Ben böyle herkese ulaştırılması lazım diye düşünüyorum. İnşallah Sinop'a yaparız, gelirsiniz. Atatürk'ün nasıl yetiştiğini, nasıl bir anne babadan geldiğini biz çocukluktan beri öğrenmiştik. Ama bunun kaynaklarıyla birlikte bize gösterilmesi beni çok mutlu etti. İnşallah ortak bir payda dediğimiz Atatürk paydasında bu millet tekrar birleşecek. Türk milleti tarih boyunca Atatürk konusunda hep yanıltıldı. Yalan ve yanlış bilgilerle mücehhez bir şekilde getirildi. Ama Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın belgeleriyle ortaya koymuş olduğu bu kitap gerçekten bir devrim niteliğindedir. Bugüne kadar Atatürk'le ilgili olarak öğrendiğimiz, bildiğimiz bütün her şeyi atmamız lazım. Yeniden bu kitaptan okuyarak, öğrenerek Atatürk'ü daha iyi, daha güzel bir şekilde tanımamız lazım. Valla doyurucu, çok enteresan bilgiler edindik. Hani bir laf vardır. Doğru bilinen yanlışları burada öğrendik. Bu programı hazırlayanlara çok çok teşekkür ederim. Vallahi hocam o kadar güzel bir eser yapmış ki çok mutluyuz böyle bir lider başımızda olduğu için. Vallahi hocama Allah hayırlı uzun ömürler versin diliyorum. Hoş geldin Atatürk adlı kitap, geleceğe çok faydalı olacağını düşünüyorum. Atatürk'ü çok iyi tanıdığımızı zannediyorduk.
ne yazık ki tanımıyormuşuz. Çok yanlış anlatılmış bize. Atatürk'ün Ehlibeyt soyundan olduğunu, dindar olduğunu bilmiyorduk. Buna rağmen biz Atatürk'ü kurtarıcımız olarak, vatanımızı kurtaran bir lider olarak çok çok seviyorduk. Ama bugün bu sevgimiz bine katlandı. Bu sevgimiz kat kat büyüdü. Yüzyıldan sonra ikinci kitaptır diye düşünüyorum. Ben Atatürk'ün hayatını anlatabilecek Haydar Baş'ın örnek olduğu için daha anlatabilecek ikinci bir kişi daha düşünemiyorum. Hoş geldin Atatürk. Böyle bir program yaptığınız için teşekkür ederim size. Gerçekten çok mükemmel. Vallahi billahi. Vatan kavramını, vatan sevgisini, Atatürk sevgisini, muhabbetini böyle programlarla milletin kalbine nakşediyor. Çok devrim niteliğinde bir eser. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız bizim gerçekten çok güzel bir şekilde bilinçlenmemizi sağladığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş Bey, Türk milletinin eksik kalan yönlerini tamamlıyor. Bu şekilde kimyasını düzeltiyor. İnşallah milletimizin düşüncelerindeki infialleri bu şekilde giderecek ve Türk milleti gerçek hak ettiği tarihe kavuşacaktır. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü küçük yaşta gerçek Atatürk'ü öğrendim. Herkesin bu kitabı okumasını öneriyorum. Çok iyi okunması gereken bir kitap. Çok iyi araştırılması gereken bir kitap. Herkesin okuması gereken bir kitap. Atatürk'ü gerçekten müthiş sahiplenmiş Haydar Baş. Ben bunda gurur duydum. Vatan, millete dinsiz olarak anlatılıyor da Atatürk'ün dine yaptığı hizmetleri gerçekten bu kitapta mükemmel hazırlanmış. Ya, aydınlatıcı, bilgilendirici, güzel bir sempozyum oldu. Bu çeşit konferansları çok seviyoruz. Çok güzel. Ve Haydar Baş hocamızın da tertiplediği bu konferans çok faydalı olacağına inanıyorum. Gerçekten buradaki konuşmacılarda da Allah yolunun dört dörtlük anlatıldığını, Atatürk'ün yolunun da dört dörtlük anlatıldığını gördüm. Onun için hayran kaldım. Gerçekten bundan sonraki süreçte de izlemeyi düşünüyorum. Bakıyorum arkadaşların hepsi Haydar Baş Bey'e bağlılar ve onu sürekli zikrediyorlar. Kendisi burada yok galiba ama ben de sizin aracınızda, sizin nezdinizde yapmış olduğu bu büyük hizmetten ve bırakmış olduğu bu eserden dolayı Haydar Baş Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum.